Madonna. İstanbul için dua edin, Türkiye için dua edin. Birbirimizi sevmek neden bu kadar zor diyor. Madonna'yı biz bir yeniden mi davet edelim? Yahut da belki davet edelim. İnşallah. Madonna'yı da alsın gelsin. Daha önce Madonna'yla Çıranlı'da Evet, görüşmüştük. sayın başkanım. Yaklaşık bir saatin üstündeydi yani. Evet. Uzun görüştük. Orada Tevrat okundu. Çok kalabalıktı. Bana rica ettiler Tevrat'ı bulunduğu yerden alıp okuyan hocaya vermem için. Orada en sevilen, en değer verilen kişiye yaptırılıyor o Maşallah. görev. Bana da o Musevilerin giydiği, üstlerine giydiği elbise neydi o kıyafet? Bir kumaş var ya. Evet. Ne Dua deniyor? örtüsü. Ne? Dua örtüsü Evet. ama onun bir ismi var. O vardı. Hocam der çok yakıştı dediler o tarzda. Maşallah. Kendileri dediler. Harun Evet, kıssası. açtılar Harun kıssası çıktı. Çok Maşallah. hayret ettik Maşallah. dediler. Madonna'da bir ruhaniyet var dedi. Yani bir acayiplik var dedi. Maşallah. Yani İstanbul'da dedi. Başında şapka vardı böyle küçük. Ufak bir şapka. Siyah kıyafet giymişti. Gözlüğü de vardı gözünde. O bayağı kibar bir hanım. Çocuğu çok şekerli. Oradan birden fırladı. Ben de ne yapıyor acaba dedim anlayamam. Koşarak geldi. Birden geldi üstüme sarıldı böyle. Bayağı şeker. Ben eşini orada bir görevli birisi zannettim. Yani tabii ki saygı duyuyorum şey yapayım da. Ya anlamadım bir çocuk delikanlı. Neşiymiş herhalde. Biraz konuştuk falan. Ona burçlar olan bir ipek halı vardı. Onu hediye ettim. Acayip gözleri parladı. Çok hoşuna gitti böyle. Normalde oradakiler sarıyordu. Hemen ellerinden aldı. Kendi sarmaya başladı böyle. Bayağı ben, hoşuna gidiyormuş onun. Ben bilmiyordum öyle bir şey. Ama çok sanat eseri bir halıydı Evet gerçekten. güzeldi o evet hakikaten. Ha, tallit dua örtüsü. Tallit. Evet. Tevrat'ı çok güzel okuyorlardı maşallah. Madonna'nın bulunduğu toplulukta. Gençler, yani da 19-20 yaşında gençler mükemmel Tevrat okuyorlar. Çok iyi yetişmişler maşallah. Yani Kur'an okur gibi onların ayrı özel bir okuma şekli var. Adonai de çok güzel böyle. O kelime çok fazla tekrarlanıyordu. Adon ve Adonai. Harun. Harun mesela o kısımda çok çok güzel okuyordu. Böyle bir ayin ilk defa yapıldığını söyledi. Oradaki hoca. Ve Yahuda Berk de bunu söyledi. O da Madonna'nın çok hoşuna gitti. İstanbul'da ilk defa oluyor olmaz. Madonna konuşmasında bana yüzünde aydınlık var dedi. Bakışların da çok güzel dedi. Bizim Cihat tercüme etmişti orada. Evet. Ben İngilizce bilmiyorum. Onu ne dedi değil mi? O tercüme etti o şekilde. Ben de ona iltifat ettim. Ama bayağı dindar yani. Çok koyu dindar. Ben aslında Madonna'dan söz de aldım. Bir dahaki sefere bizim evde kalması için. Geldiğinde. Yani deniz manzaralı ve güvenlikli dedim. Yardımcıları da tercüme ettiler. O olumlu karşıladı. Tabi olduğu kişi o. Yahuda Berk ve eşi size daha önce de gelmişti. Birlikte gelmişler. Eşiyle birlikte hatta. Yahuda belki evet sık sık geliyor. Çıran'da kaçıncı kattaydı görüşmemiz? Üç müydü? Üç olması lazım. Üçüncü kattaydı yani. Evet. Üçüncü katı tamamen kapatmışlardı. Bir tek Madonna ve arkadaşları onlar vardılar. Onlar öyle Musevi kıyafetleri giymişlerdi büyük bölümü. Ama Tevrat'ın ben bu kadar güzel okunduğunu bilmiyordum. İlk defa orada gördüm. Baya güzel okuyorlar. Sallanarak Kur'an okurken yapıyorlar böyle. Onu öyle sallanarak okuyorlar. Madonna'yı davet ettiğiniz evi yardımcıları görmüştü yanındakiler. Madonna o sırada Çırağan'da kalıyordu. Buraya görse buraya kesinlikle hayran kalır. Kaldığı yerden çok daha iyi demişti. Ben oradayım. Moşe Zohar girdi sizin ağırladığınız eve.
dedi ki bana, Madonna dedi, çırağın için dünyada bundan daha iyi yer yok dedi dedi. O çırağın için. Burası oradan da gitti. Madonna'dan kedicik olmaz hocam diyor Ozan. Ozan KCMN. Niye? Çok güzel kız bayağı. Efendi, terbiyeli, dindar. Yani ufku geniş, derin düşünen bir insan. Kibar, saygılı. Size çok saygılıyım bugünkü toplantıda. Özellikle size zaten toplantı size açtırmışlardı. Harun'un meseleleri konusu çıkmıştı zaten TV hakkında. Evet. Harun'un meseleleri. Ay şaşırdılar ona göre. Evet.